Evet merhaba. Bugün uzun süredir yapmadığımız NBA maç analizlerinin yenisiyle karşınızdayız. NBA Orlando Bubble'ında geri döndü. Bubble'da güzel maçlar ortaya çıkıyor. <laughs> Tabi sıkıntılı durumlar var. Abi kim virüs kaptı, kim kapmadı konusu tartışmalı. Onları zaten gündem yerinde konuşacağız ama bugün Clippers Lakers e, tabiri caizse abi işte batıdaki final böyle mi olacak sorusunun cevabı bu maçtaydı. Tabii ben iki takımı da en yüksek haliyle görmedim. Muhtemelen siz de görmemişsinizdir. Yani Clippers e, normal sezona yakın bir görüntü çizse de sahada bireysel performanslarda çok iyi durumda değildi birçok oyuncu. Ki Paul George hariç tutabilirim ki hazırlık maçlarında da bu görüntü vardı. Hatta biraz Beverly'i de ayıklayabilirim oradan. Lakers tarafında ise LeBron neredeyse %50-%60 gibi bir kapasiteyle oynadı benim gördüğüm. Özellikle de e, yine analiz boyunca bahsedeceğim. Fiziksel olarak biraz e, yoğun çalışmış ve bu yoğunluğun nedeniyle de top akıbetinde biraz zorlandı. Bazı anlar yaşadı saha içinde ama son çeyrekte biraz eli ısınınca hemen etkisini gösterdi. Şimdi Lakers e, analize yine tam girmeden önce Lakers'tan biraz bahsetmem lazım. Bu maçta da full e, hızlı oyun ve transition'dan hiç... Uzaklaşmada oynadılar ki bu sezon boyunca yaptıkları en önemli şeydi. Birçok takımın buna yanıt vermesine zorlanıyorlardı. Ama Lakers'ın bu seneki alameti farkı tabii ki savunması. Ve savunmada e, Davis'e sahip olması pozisyonunda maçı da onunla açacağım. Normalde e, Kava'yın kullanım alanı Clippers tarafında çok fazla low post olabiliyor. Ya da Kavai'in birebirleriyle olabiliyor. Ve genel eşleşmelerde işte ki maçın başında e, yer yer Davis, Kavay'la Paul George, Green'le eşleşti. E, yer yer Kavay'la, Green tekrardan e, buradaki switchlerde çok rahat oyuncu değişerek alabildi farklı oyuncuları. Ama ağırlıklı olarak e, Anthony Davis'in Kavay'ın üzerinde kalmaya çalıştığı özellikle low postlarda e, çok iyi bir savunma izledik. Bu da örneklerden biri. Tabi burada kritik konu şu. Lakers savunmasının buradaki fari çok dert etmeyin. ikinci pozisyona geçmeden önce. Buradaki kritik konu şu. Biraz geri alacağım tekrardan. Pozisyonun daha başına gelirsek. Şu drive anında burada şeye de dikkat etmenizi isteyeceğim. Ceval Megi'ye. Megi bu sene Howard'la beraber Lakers yardım savunmasının en iyi parçası. Yani gerçekten oyuna çok dahil Kesinlikle Toptan uzaklaşmıyor. Davis zaten e, fiziğine göre ayakları fazla hareketli olduğu için bakın burada açılan araya bakarsanız bu arayı recover edip tekrardan e, Kavay'ın önüne geçecek. Bu pozisyonu niye aldım? E, bu pozisyon işte Lakers'ın bireysel savunmada da ne kadar etkili olduğunu gösteriyor. Tabi burada bir detay daha var. megin'in adamı çembere yaklaşsa bile Kavay burada kolay bir pas göremiyor. Yani bakın görüş alanı direkt kapandığı için bir de Lebron yardıma geldiği için ve hem hem buraya hem de bu bölgeye yakın kaldığı için Kavay'ın burada çok net bir pas şansı da yok. Diğer tarafa bakıyoruz. Burada Green hemen gömüldü. KCP hemen gömüldü. Kavay'ın yani hareket alanı komple kapanmış durumda olduğu için kesinlikle bu topun dolaşımını sağlayamadı. Tabi burada da Clippers'ın sorunu var. Yani Clippers çok hareketsiz oynuyor. Mesela burada ne alternatif olabilirdi? Cavay buraya drive ettiğinde buradaki oyuncu köşeye inse ya da buradaki dışarıdaki oyuncu içeri devrilmek yerine burada bir pick hazırlığında olsa, yani bu oyuncu hareket ettirecek bir alan yaratsa buraya gelip. Bunların hiçbiri yapılmadığı için hiçbir şekilde pas kanalı açamıyorlar. Reki'ye savunmasına da ekmeğine yağ sürüyorlardı ki maçın sonunda skor yakın gitmesine rağmen aslında ana sorun Clippers'ın Lakers savunmasına birçok pozisyonda yanıt verememesiydi. Şimdi ikinci pozisyonumuzda iki tane örnek var burada. Şimdi Clippers tarafında da biraz savunmaya değineceğim. Burada tabii Joachim Noah devreye giriyor. Joachim Noah özellikle savunmada çok kullanıyorlar. Burada iki pozisyonu şimdi yan yana izleyeceksiniz. Birinde Morris savunuyor Davis'i diğer pozisyonu Noah savunacak izleyelim. Özellikle Davis'i bu şekilde birebir bıraktığınızda birebir bıraktığınız anda ve yardım da getiremezsiniz ki bakın yardım çok geç geliyor. Noah burada biraz geç kalıyor. Ee, Davis'i durdurmanız imkansız. İkinci pozisyona geçelim. Aynı pozisyon. Çok benzer. Yine low post'ta. Bu sefer karşıda Noah var. İşte burada bahsettiğim konu hani daha demin de anlatıyordum bu yayına girmeden önce. Bu arada yine bilmeyenler için YouTube'da bu yayını Twitch'te canlı olarak yapıyoruz. Eğer siz de ileride merak edersiniz bu yayınlar nerede oluyor? Canlı olarak ben de gelip soru sorabilir miyim diye gelip e, Twitch'te de takip edebilirsiniz. Sorularınızı sorabilirsiniz. Aynı pozisyon. Bakalım Noah ne yapıyor? Tak topu çaldı. İşte bu bu akıllı oyunculuk. Yani e, burada bir önceki pozisyonda Noah burada oyunu okuyor. Davis'i tanıyor. Davis'in ne yapabileceğini biliyor. Bir önceki pozisyonu görmüş. Ve benzer bir hareketi yapma ihtimali çok yüksek. Bunu bildiği için çok rahat kapatıyor. Ve Morris de pardon Paul George'un da yardımı burada çok yakın görüyorsunuz. Zaten burada kurtulsa bile yardım da çok iyi gelmiş durumda. Benzer bir spacing hatasında bir önceki pozisyondakine göre burada da Lakers yapıyor. Tabi bu ilk çeyrek <laughs> ilk çeyrek biraz daha durgun geçti bu maçta. <laughs> hele de iki takımda biraz daha dur ya geldik bir sahaya da ne oluyor bir bakalım. Biraz da hani Türk futbolundaki amiyen tabirle takımlar birbirini tarttı. ne <laughs> saçma bir tanımdır o. Tarttığı bir çeyrekti. Bu pozisyonu özellikle aldım. Burada biraz kava öveceğim. Yani Kavay'ın birebir yeteneklerinin çok yüksek olduğunu biliyoruz ama normalde iyi bir savunmaya karşı nasıl bir ekstrem cevap verilir? Örneği bu. Şimdi izleyelim pozisyonu. tekrarını da daha iyi göreceksiniz. Şimdi bunu şu, şu açıdan da alalım. LeBron James'in bu ilk çeyrek savunması. Bir de son çeyrekte göreceğiz. Şimdi de karşıdan göreceğiz. Bakın ilk adımın aldığı yer Üçlüğün bir adım içerisi. Basketbol oynuyorsanız sahaya çıktığınızda şuradaki mesafeyi bir hayal Yani birinci adımınızı buradan alıp ikinci adımınızı da buradan alıp turnikeye girmeye bir çalışın. Muhtemelen bitiremeyeceksiniz. Burada işte Lakers'ın iyi savunmasına karşı belki de bir dribling daha yapsa yaklaşsa Kavai faal alma ihtimali var. Megi'den alabilir ama Megi'yi de ekarte edecek kadar erken sıçradığı için Megi hiç beklemiyor. Ve muazzam bir turnike bu. Bunu bunu biraz daha e, eğitim amaçlı aldım diyebilirim. Bunun maçın genel gidişatı da çok bilgisi yok. Ama inanılmaz e, güçlü olduğunu buradan Kavay'ın fiziksel olarak çok iyi durumda olduğunu görüyoruz ama Kavay şu anda hala Clippers'ta geçen sene Toronto'nun Toronto'ya da bu bağ kuramamıştı. Mu harmoniyi bulamamıştı, Clippers'ta da bulamadı. Paul George bunu biraz daha iyi yapıyor. Ee, Paul George takımını, arkadaşlarına oynatmayı daha çok seçiyor. Ama Kavain de işte bu fiziksel durumu sağda her zaman ekstrem anlarda yanıt vermeye müsait. Bu da muazzam bir, muazzam bir e, adımlama ve turnikeydi. Şimdi ikinci, pardon dördüncü pozisyonumuzda yine bir low Post var. E, i̇şte burada da random oyunlar nasıl yaratılır üzerine çok iyi bir örnek. Özellikle sahada iyi hand oynayan, iyi pas yapan işte e, Davis gibi, Jokic gibi e, belki ileride olabilecek işte Bol Bol gibi ne bileyim Zayn gibi o da o potansiyeli sahip oyuncularınız varsa bu oyuncularla hiçbir şey beklemeden çok hızlı oyunlar yaratabilirsiniz. Low post handofflar, hand offlar, high post handofflar... üçlük üzerindeki hand offlar, hand offun amacı biraz da zaten pası verdikten sonra kendi oyuncunuzu da savunmayı da kendi kendi savunmanızı da kendi oyuncunuza takarak hareket etme alanı açabiliyor. İzleyin pozisyonu. Ya bakın burada herhangi bir şeyi beklemeye gerek yok. Burada oyuncular bir spacing beklese yerleşmeye çalışsa çok vakit kaybolacak. KCP pası verdiği anda handoff'u yapıyor ve geçmiş olsun. Tertemiz. İşte Soul'un artık hep şunu söylüyoruz. Yani geçenlerde bunu Furkan'ın bir röportajında da kendisi de bahsetti. Bizdeki en büyük takıntılardan biri hala oyuncuların pozisyonlarına odaklanmak. İşte kim 4 oynayacak, kim 5 oynayacak? Artık pozisyonlar rol tanımı için var. Rollerinizin eşleşmelerinizin tanımı için var sahadaki. Ve o röportajda da dediği gibi biz artık daha random, daha sahadaki akışa bağlı, daha o anki durumda rakip savunma hangi yerde zayıf? Oyunu nerede okuyamıyor? Bu anlarda hemen yakalayıp vurmamız lazım. Temelli bir açıklaması vardı. Philadelphia'da bunu hedefliyor. Bucks da bunu hedefliyor. Lakers da bunu hedefliyor. Birçok takım artık bunu hedefliyor ki Spurs bile neredeyse oraya geldi. Çok değil ama tabii ki. Bu da onun için güzel bir örnekti. Şimdi burada ee... Joachim Noah biraz değineceğim tekrar. Joachim Noah sağda barındırmak normalde baktığımızda biraz zor. Ee, çünkü Noah şu anda şu tüyle alan açabilecek bir uzun değil. Sağda bulunduğunuzda onun savunmasına güveneceksiniz. Ya da high post'tan pastana güveneceksiniz. Ve benim genel olarak çok kızdığım bir konu e, boyalı alanı kapalı tutmak. Mesela bunun New Orleans acısını çok çekiyor. Özellikle Derek Favors'ı kullanarak Favors... Boyalı alana devamlı ezbere devrildiği için, devamlı ezbere kat ettiği için ve orayı kalabalık tuttuğu için o New Orleans hücumlarını çok tıkıyor. Noah'ın da bu potansiyeli var ama onu nasıl açmışlar görelim. Bu birinci örnek. Burada birinci örnekte Noah'a dikkat edin. Boyalı alana yakın low post bekliyor. Paul George burada bir pick kullanıp içeri girmeye çalışacak. Bakalım neler olacak. Maalesef pozisyonda bir sayıya ulaşamıyor. İkinci pozisyona geçiyoruz. Yine de aynı bölgede Noah. Bu sefer ters tarafta boyalı alanda. Tekrar eski yerine geçiyor. Bu sefer Davis engelliyor. Davis engeldiği zaman Paul George orada bir alan açıyor. Aslında buna e, pek böyle bir kullanım yok ama e, ters out diyebiliriz. Biraz aslında rakibini çembere doğru out edip e, takım arkadaşının alanı açıyor. Joachim daha bu tip şeylerde çok akıllı. Bunu Megi de yapıyor. muhtemelen bu konuşulmuş bir konu. özellikle de Lakers kenar yönetim tarafından özellikle uzun oyuncuların, şut olmayan uzun oyuncuların bu alana yakın kaldığında bu tip pozisyonlarda topun drive noktasına göre, nereden geldiğine göre pozisyonu, kanalı açmakla ilgili bir desteği olmasını bekliyorlar. Bunu yapamayan takımlar var mesela. Philadelphia. Philadelphia bunu biraz daha yapsa Orada e, belki de Ben Simmons üzerinden çok daha fazla bir etkili hücum yaratabilirler. Şimdi bu, bu pozisyonu bir izleyin sonra gelip tekrar izleteceğim. Bunu bunu bir, bir durdura durdura tekrar izleteceğim. Burada Lakers savunmasına odaklanmanızı istiyorum. Lakers savunmasını biraz daha övmeye devam edeceğiz. Gerçekten muazzam bir savunma örneği var burada Lakers'ta. Şimdi en başa alalım. Tekrar aldık. Eşleşmelere dikkat edin. Ee, Lebron burada. Kuzma burada. Caruso burada. Waiters. Waiters ne haber ya? Özlememişim hiç seni. Neyse. Waiters burada. Ee, Howard da Noah'la burada. Herkes oyuncusunun başında. Şimdi bütün yardım kaymalarına ve hareketlerine durdurarak bakacağız. Kuzma'nın oyuncusu kat ediyor. Noah yukarı çıkıyor. Kuzma takipte. Bakın bu çok önemli bir konu. Kuzma'nın bu maçta çok iyi yaptığı bir şey var. Savunma. Ben hayretle izledim. Yani bu maç bana e, Kuzma sevdirdi. İnanamadım. Yani e, Kava'ya yaptığı bir savunma sekansı var. Paul George'un üzerinde kaldığı anlar var. Burada Green'i savunuyor. Ve savunma yaparken algıları açık. Bakın nereye bakıyor. Yani iyi bir savunmacı. Bir e, görüş açısı görüş açısı içerisinde savunmacı e, oyuncu takip ederken topu da takip etmelidir. Burada topu takip ediyor, kendi adamını da takip ediyor. Devam edelim. Noah pike gidecekti. Vazgeçti. Bir fake pick yaptı. Tekrar dibe gitti. LeBron James'in oyuncusu hareket etti. LeBron James'e bir pick koydu. Pick'i koyduğu anda Howard kaldı. Bu da artık Lakers'ın e, daha iletişime girmeden bu yardım savunmasının ne kadar doğal işlettiğini gösteriyor. Howard kaldı. Şimdi geri döndü. Lebron James'le konuştular tekrar. Tekrar adamla kaldı. Howard gömülü kalmıştı. Tekrar yukarı çıktı. Oyuncunun drive etçi alanı hissetti. Orada kalıyor. Kuzma işte bak demin ki en başta söylediğimiz konu döndü dolaştı Kuzma'ya geldi. Kuzma eğer oyunu okumasaydı ve kendi oyuncusuna yakın kalsaydı burada Lakers muhtemelen sayı yemişti ki Kuzman'ın yapmadığı iş değil yani yardım savunmasında çok ciddi hatalar yapan bir oyuncuydu sezon başında da geçmiş yıllarda da o yüzden çok doğru bir pozisyonik buraya okudu Waiters bile doğru yerde duruyor ki maç boyunca Waiters çok fazla savunma hatası yaptı Caruso doğru gömülmüş durumda burada gelebilecek olası bir pas açısını kapatmış durumda Pozisyona devam ediyoruz. Tekrar top dışarı dönecek mi derken burada zaten topu da çelip kesiyorlar. Yani sezon içerisinde de playofflarda da Lakers kesinlikle ve kesinlikle savunmasıyla ön planda olacak. Yani hücumda LeBron batırabilir, Davis kötü gününde olabilir. İkisi birden bile kötü olsa dış şutlarla durumu götürebilir. Her şey kötü giderse de ceplerinde her zaman savunmaları olacak. Çünkü Lakers ki bu maçın son içerinde konuşacağız. Bu sene muazzam bir savunma yapıyor. Evet burada yine maçın başında bahsettiğim biraz e, LeBron James'in fiziksel durumuyla ilgili bir konu var. Burada mesela e, biraz paslı olduğu söylenmiş. E, basında biraz gördüm ama bu pek pastlıkla ilgili bir durum değil. Yani bir daha izleyin pozisyonu. Burada topu kaybediyor. Burada topu çok güçlü vuruyor yere. Ee, LeBron James muhtemelen COVID arasını çok çalışarak geçirmiş. Zaten e, biraz da pump duruyor. Yani çok iri duruyor. Ki zaten epiliydi ama. Ya da benim gözüm öyle geliyor bilmiyorum. Çok e, fiziksel olarak çok iyi durumda. Ama e, bu çalışmada onu biraz e, ağırlaştırmış. Birazcık birazcık bu e, fundamental konusundaki pratikliklerini, keskinliklerini birazcık zayıflatmış. Bu normal olabilir. Ee, kollarınıza çok yüklendiğinizde, vücudunuza çok yüklendiğinizde bu tip şeyler yaşayabilirsiniz. şutlarınız girmeyebilir. Driplinginiz zayıf gözükebilir. Ama zaten maçın sonunu göreceğiz. Ee, orada biraz daha toparlıyor. Muhtemelen playoff'lara gelindiğinde çok çok daha iyi hale gelecektir. Zaten bakın şimdi burada da e, demin övdüğüm Lakers savunmasında daha LeBron James'in uyanamadığını göreceğiniz bir pozisyon var. İzleyelim. bunu, <laughs> bunu aslında biraz komik olduğu için aldım. LeBron James'e dikkat edin. E, burada nereye gidiyor ben anlamadım. Anlayan varsa. <laughs> Şurada kendisi. Savunması burada. Şu kendisi böyle fezaya doğru gidecek şimdi göreceğiz. Hop bu biraz komik bir pozisyon ee, yani <laughs> LeBron James'in burada hala uyku halinde olduğunu anlayabilirsiniz. Bunu ben bir eleştiri olsun diye an almadım biraz komik bir sekans bu. Ee, normal daha hani bu o kadar erken bir maç ki aslında bubble içerisinde ki azlık maçlarının da bir kısmında oynamadı zaten. Ee, yine maçın başı maçın sonu arasındaki farkı görmeniz için bu pozisyonu aldım gerçekten komikti yani. Şimdi bu da e, ilk çeyreğimizin son pozisyonuydu. Şimdi çeyrek istatistiklerine bir bakalım. E, ki bu çeyrekte Paul George ağırlıklı bir oynadılar ki Paul George e, skoreri olmasına rağmen takımın çok iyi bir yüzleri atmadı. Özellikle üçlüklerde çok kötüydü ki ikinci yarının başında çok iyi bir sekansı var orada toparlayacak. E, Reggie Jackson konusuna biraz değineceğim. Clippers'ta. Detroit'ten sonra inanılmaz şekilde değerli toplu gözüküyor. Biraz aklı başına gelmiş gibi. Bu beni çok şaşırtıyor. Reggie Jackson hiç güvendiğim bir oyuncu değildir. Ama Clippers'ta gerçekten oyunu okuyarak, oyuna bakarak, takım arkadaşlarını bekleyerek çok daha etkili oynuyor. Gerçekten şaşırtıcı. Umarım bunu bozmaz. İlk çeyreğin sonunda başka dikkatimi çeken bir istatistik İlki tabii ki Clippers'ın üçlük performansı. 7-0 bu çeyrekte ki Lakers de berbat attı. 8'de 2. İki takım da berbat üçlük attı. Asist sayıları ya, aynı. Ha, pardon pardon şeyle karıştırdım. Asist sayılarında fark var. Lakers burada 7 asist bulurken Clippers 2 asiste kaldı. ki Zaten aslında yine buna biraz değindim. İlk çeyrekte de ne Kawhi ne de Paul George beklenen takım katkısını oyunu takım arkadaşlar oyuna sokma katkısını kesinlikle veremediler ki maçın genelinde de veremediler bunu biraz Paul George fark yarattı orada bu da asistlere yansıyor reboundlar genel olarak kafa kafaya burada bir farklılık yok bakalım ikinci çeyrekten sonra neler değişecek İkinci çeyrekte LeBron James biraz daha yüksek başlıyor. Savunma takibi daha iyi. Hücumda doğrudan çembere atak gidiyor. İlk çeyrekteki o tutukluluğun o biraz daha mobilitesini kaybetmiş halinden uzak. Bunlarda buna göre daha iyi bir görüntüsü var. Özellikle ilk çeyreğe göre. Reggie Jackson'dan zaten bahsettim. Howard ve Kuzma bu çeyrekte çok iyi bir savunma katkısı veriyorlar. Yani şu an Bubble'da benim gördüğüm birçok takımın yaşadığı en büyük sıkıntı. İlk rotasyon döndüğünde yani ilk çeyreğin sonu ikinci çeyreğin başı o ilk rotasyon döndüğünde kenar oyuncuları geldiğinde ilk ana sorun yine savunmada başlıyor ve dış şutlarda da sıkıntı yaşıyorlar. Lakers burada çok avantajlı. Hem Kuzma hem Howard savunmada böyle katkı verirse de ileride daha da avantajlı, avantajlı olacaklar. Bu, bu çeyrekle ilgili bir detayımız daha var onu da çeyreğin sonuna doğru konuşacağız. Bakın demin bahsetmiştim. Burada Waiters'a odaklanmanızı istiyorum. Ee, Waiters'ın savunmada ne kadar tavuk gibi gezdiğini görebilirsiniz. da başı kesik tavuk gibi. Burada Kavay'la e, kalıyor. Kesinlikle Switch'le alakası yok. Sonra aman dur abim ne yaptım ben? Ben bir geri döneyim derken o arada Kavay şut atıyor. Allah'tan Dwight Howard çok iyi challenge ediyor topu. Dina, e, challenge ediyor ve şutu engelliyor. Ya işte i̇şte Waiters'ı barındırmak zor. Yani evet hücumda birazcık iyi gözüktü ama ben kesinlikle güvenmiyorum hala. Çok dağınık. Ama gördüğüm şu Lakers kenar yönetimi Waiters'tan ve J.R. Smith'ten ve KCP'den özellikle tek bir şey istemiş. Yani siz ne olursa olsun ne yaparsanız yapın. Every Bradley yokken ki Every Bradley bu işin üstadıydı Lakers'ta. Çıkın. Koşun. Kanat koşularını yapın. Hızlı hücumda mutlaka ilk koşan siz olun. Yarı sahada açık alan bulduysanız, bakın kesinlikle ama sadece açık alan bulduysanız o topu kullanın. Ama Waiters mesela ilk maçta 10 top kullandı ki bu LeBron James ve Davis'ten sonraki en yüksek sayıydı. Buna izin veremezler yani. Playoff'larda falan böyle bir top kullanma şansı yok. Umarım böyle bir hevese girmez. Çünkü şey gözüm önüne geliyor yani LeBron James'in J.R. Smith'e gösterdiği sinir krizin 10 katını falan Waiters'a karşı görebiliriz burada da demin bahsettiğim Kuzma ve Howard'ın savunma, savunma çabasından örnek göreceğiz biraz durdurarak geleceğim Howard'ın yine hemen switch'te kalıp çok iyi şekilde Paul George'u kapatması bu sırada da bakın, Kuzma da bakın Kuzma'ya dikkat edin Kuzma da devamlı oyunun içinde yani savunmada her zaman pozisyonunu iyi ayarlıyor bunlar da çok hata yapıyordu eskiden Mesela burada adımlarına dikkat edin. İlk başlangıç noktasıyla geleceği nokta Kava'ya karşı ki Kava hiç risk etmiyor. Çünkü Kava'ya karşı çok yaklaşmanızda çok uzak kalmanızda çok tehlikeli. Oyunu okumaya devam ediyor. Top görüş alanı içerisinde. Burada zaten Howard ve diğer savunma tarafında her türlü dikkat yüksek. Bakın Kuzma'yı izleyin. Devamlı pozisyonun içerisinde. Harp burada Paul George mükemmel kapatıyor. LeBron James de le hemen kaydı. pozisyon engellediler. Umarım <laughs> Kuzma'yı biz çok eleştirdik. Ee, ki zaten herkes aynı şeyleri söyledi. Özellikle oyun içindeki farkındalığı çok düşük bir oyuncu Kuzma. Bu maçta bana çok güven verdi. Umarım bunu sürdürür. Özellikle de playofflara çok ihtiyacı olacak Lakers'ın ki Every Bradley'de de yokken bench derinliği çok ciddi sekti orada çünkü. Şimdi burada izleyeceğimiz durumda, pardon bir dakika, ha, burada bir tane daha pozisyonumuz var yine yani savunma ile ilgili. Yine burada Kuzman'ın savunmasından bir örnek var. Üst üste iki pozisyon almıştım. Burada da Kavay mükemmel savundu. Şimdi burada bakacağımız konuda, LeBron James kenardayken, Davis burada takımın ilk beşin bu beşin lideriyken Davis, Green, Kuzma, KCP, Caruso rotasyonu. Bu rotasyon ilginç bir rotasyon. Bu rotasyon çok hızlı. Bu rotasyon çok atletik. E bu rotasyon e, savunmada yan yanayken çok tehlikeli. İzleyelim. Yani burada artık savunmanın çıktığı mesafe seviyesine bakar mısınız? Yani savunma buralarda daha yakınken hatta buralara kadar gömülüyorken Savunmanın çıktığı seviye buralardaki bunu maç boyunca e, çeyrek sonlarında ya da kritik bölümlerde daha da şuralara kadar çekip hatta tam sahada topu karşılayarak tam sahaya yayıp iyice topa baskıyı arttırmak üzerinde bir yapıya getiriyor Lakers. Ki bakın buradaki switchler falan o kadar yakıyor ki yani KCP de bu farkındalıkta değildi sezonda. O da çok e, savunmaya adapte oldu. İlk pikte switch yaptılar. ikinci pik geldi. Burada tekrar Davis'te switch yaptılar. Green o kadar iyi bir savunmacı ki. Green hemen burada bir top kaybı yaratabileceği alan bulunca baskıyı bırakmadı. Yani burada kalmasının çok erzim olmadığını farkında. O yüzden hemen Paul George'a doğru indim. tekrar onun üzerinde baskı yarattı. Tekrar gösterdi. Geri dönecek artık. Çünkü Davis git dedi burada. Bakın o pozisyonu tekrar izleyelim. Davis'le konuşuyorlar. Dante Davis onu yolluyor. Ve bire bire kalıyor ki Paul George için de ile birebir oynamak herhalde en, tehlikeli en zor işlerden biri sağlı derken de topu kaybediyor. Bu çeyrekte biterken tekrar istatistiklere bir bakalım. Ee, dediğim gibi ikinci çeyrek biraz daha LeBron James'in toparladığı bir çeyrek oldu ki Clippers tarafında burada çok detaya girmedim. İleride farklı şeyleri de konuşacağız. İstatistikler ne değişti ilk çeyreğe göre? Asist sayılarında Clippers çok kötüydü. İkinci çeyrekte biraz toparladı. İlk çeyrekte sadece 2 asist bulmuşken ikinci çeyrekte 5 asiste çıktı. Bu, ve bu çeyrekte Lakers 3 asiste kaldı. Rebound'larda yakınlar, üçlükler, Lakers tarafında hala berbatken Clippers toparladı. Burada özellikle e, Reggie Jackson'ın katkısı, Paul George'un ve Kavay'ın %50 bulduğu yüzdeler gayet iyi. Ve Lakers field goal tarafında da düştü. E, faal bulmakta zorlanmadılar ama çok kötü yüzleri faal attılar ki bu Lakers'ın bu bubble döneminde bir sorunu olabilir. Top kaybı tarafında da yakınlar. Bakalım ikinci ve üçüncü çeyrekte par üçüncü ve dördüncü çeyrekte bu durum nasıl değişecek? Üçüncü çeyreğe gelirken burada yine biraz Paul George'a dayanacağım. Ee, Paul George burada üst üste iki tane üçlükle başlıyor. Ee, ve o kadar disiplin oynuyor ki. Yani mesela Kavai tarafında bire bire kaldığında çok ciddi dağınıklıklar var. Yani bunu Toronto'da da görmüştük. Top tercihleri özellikle baskı altında Kavai için çok kötü olabiliyor. Çok yanlış e, tercihler yapabiliyor. Ki bunu genelde Başarılı geçtiği için sezon biraz göz ardı edildi ama bu konuda Paul George çok daha disiplinli. Özellikle de e, oklama döneminden sonra kendisini biraz daha e, oyun içinde tutacak disiplinde hazırlamış. Bu da iyi bir e, durum yine Paul George için. Bu çeyrekte Clippers savunmada biraz daha Lakers'ı top kaybına zorlamaya çalıştı. Bu şekilde hızlı hücum yaratmaya çalıştı. Bunun detaylarına yine ileride bakacağız. LeBron bu çeyrekte çok fazla pas hatası yaptı. Onlarla ilgili de e, yine ileride bahsedeceğim. E, bu çeyrekte tabii ki Lakers'ın LeBron James kenardayken hani Davis-Kuzma ikilisi rotasyonlu bölümü iyi geçti. Bu da ikinci çeyrekte çok iyi geçen bölümdü. Bu konu aslında LeBron James'in dinlenmesi için çok iyi. E, Davis tek başına sahadayken Kuzma ile yarı iyi bir ikiliye ikili, ikili olmayı sürdürürse... LeBron James'i dinlenme alanını açacaklar. Tabii şimdi bu pozisyon şöyle bir durum var bu pozisyonda. Bunu da LeBron James'in biraz daha neden zorlandığını ve zorlanırken de neden bahaneler aradığını göstermek için aldım. pozisyon çok konuşuldu. Yani buradaki bu tam şey tepkisidir. Yani sokak basketbolu oynarken de olur. Bir topu kaybedersiniz ve İlk tepkiniz faal vardı abi... ...faal vardı olur... <laughs> ...biraz daha iyi konusu oldu bu da... E, ...Lebron James'in... ...işte burada da hala... E, ...çok da hazır... ...çok da... ...kafasının... E, ...çok net bir şekilde... ...motive bir şekilde sağda olmadığını görüyoruz... ...ya yani şu pozisyona... ...itiraz etmesi gerekmiyor aslında... ...ama işte biraz da... E, ...kendini de burada... ...topla daha doğrusu fundament olarak iyi hissetmediği için... İlk çeyrekte zaten top kayıplarından görmüştük. Maalesef biraz buna sığınıyor. Bunu da o yüzden aldım. Ve evet çeyreğin daha 3. dakikasında Paul George'un ardı ardı bulduğu 2 üçlük. Bu tip üçlükleri Paul George maç içinde yakaladığı sekanslarda kullanmayı çok seviyor ve çok akıcı atıyor. Çok soğuk atıyor. Ve bu da hemen çeyrek başında çok fena yaraladı Lakers'ı. Hatırlarsınız bunu geçen sene finallerinde Kawhi Golden State'e yapmıştı. Sanırım 5. maçtı. Ee, hemen çeyreğin başında çok fena e, yaralamıştı Golden State. Üst üste iki tane çok kritik işlik bulup. Bu tarz 3. çeyrek başları bence çok önemli. Bunda takımlar biliyor. Lakers genelde 3. çeyreğin e, rotasyonunu ana 5 ile açar. Bu normaldir. E, ama burada o ana 5'e yakışan bir oyununu açamıyor maalesef. Ve burada birazcık Clippers'a alan verip. Clippers'ın öne çıkmasına izin veriyor. Tabi bu çeyrede bu zaten e, bu farkı kapatmakla uğraşarak geçiriyorlar. Burada biraz Davis'in oyunu okuma yetisinden de bahsedeceğim. Ee, Davis'i pas kanalı olarak kullanmak istiyor Lakers ara ara ama... Bunun için bence çok doğru pozisyonlar hazırlamıyorlar. Bu ne demek? Bu şu demek çok low posta ve ee, sahayı böldüğümüzde... Zayıf tarafı zor görebileceği bir alanda bu işi yapması zor. Belki tepede aldığında ya da high posta aldığında... Ya da şuralarda işte demi, e, ilk yarıda gördük ya da burada handoff yaptığında... Davis'in yaratıcılığına ve hücumdaki e, takım arkadaşlarının pozisyon yaratma şansı olarak daha iyi görüyoruz. Ama bu tarz e, zayıf tarafı yani şu bölgeyi zor gördüğü durumlarda işi çok zor oluyor. Burada bence Lakers kenar yönetiminin biraz daha Davis'in paslarını devreye sokacak bir e, spacing yaratması lazım. Şimdi burada da izleyelim pozisyonu. Onu bire bire bırakmak istiyorlar. Lebron James de zayıf tarafa kat etti. Megi burada pası bekliyor. Ve aslında iyi bir alan yakalıyor. Çünkü Beverly Kavai'la iletişime girmediği için Kavai topta pozisyonda ama bir gözü burada. Beverly ise sadece topa bakıyor. Kavai'ın Lebron James üzerinde kalıp kalmadığından çok haberi yok. O yüzden bir tık öne çıktığı anda Megi burada bir kat alanı yakalıyor ve topu istiyor. Şimdi pozisyonun devamını izleyelim. Ama Beavre de akıllı oyuncu ve o pasın ilk opsiyon olduğunun fark ettiği anda da araya girmek için hamlesini yapıyor. Peki Davis acele etmese ve burada bir pas fake yapsa ki burada Jokic bunları çok iyi yapar. Hatta bunu Antetokounmpo diye yapıyor zayıf tarafa topu çok iyi çeviriyor. Pası Green'e verse burada bomboş üçlü yakalayabilirdi. Şimdi bu Davis'in aslında evet bu tarz pozisyonlar dediğim gibi çok ciddi bir yaratıcılığı yok normalde. Ve onun yaratıcılığını tetiklemek için de bunlar zor pozisyonlar. Dediğim gibi yani onu zayıf tarafta güçlü tarafta topla buluşturduğunda zayıf tarafa atacağı paslar için daha iyi spacingler yaratmak lazım. Ya da bu konuda birazcık artık Davis'in dikkatli olması lazım. Çünkü buradan çok ciddi e, üçlük şansları bulabilirler. Ama burada bulamıyorlar. Burada dediğim gibi Lakers hücumu biraz e, daralmaya başladı. Zaten uzun süre sayı olmadı. E, özellikle Paul George'un 2 üçlüğünden sonra oyun biraz tıkandı. Oyun tıkanmaya başlamışken de e, Lakers tekrar rotasyonda Davis-Kuzma e, ikilisine döndü. LeBron James de sahada burada ve kanat oyunlarına ağırlık vermeye başladılar. Burada bir örneği bakın yine ilk yarıda izlediğimiz KCP ile oynadığı handoff'u düşünün. Burada da yine KCP ile çok iyi bir kanat oyunu ve üzerine çok rahat bir pick and roll yapıyorlar. Bunları Lakers'ın özellikle de Clippers savunmasının iyice hantallaştığı, kendine güveninin gereksiz arttığı anlarda iyi bir plan içerisinde yapması çok önemli. İşte bunlar dediğim gibi yani bunlar uzun uzun yazılan, saatlerce oynanan yani 10 saniye 15 saniye süren setlerle vesaire oynanan birkaç screenle birkaç drive şekillenen setler vesaire öyle şeyler gerçekten gerek yok. Bu tarz basit kanat oyunları ki bakın burada çok kritik bir konu daha var. Hep bahsettiğim spacing'deki en önemli konu 2 3 yani oyuncuların sahanın tarafında yani güçlü tarafta toplu oynarken diğer oyuncuların burada hem tehdit yaratacak şekilde kalması hem çünkü tehdit yaratacak şekilde kalmazlarsa savunmayı üstlerine çekemezler. Bakın savunma hepsinin üstünde. Beverly, Morris, Kawhi herkes burada. Kesinlikle e, buraya yardıma gidebilecek durumları yok. Çünkü çok ciddi bir tehdit var. Bu tip e, spacing yarattığınız zaman e, ikili oyunları çalıştırmanız çok kolay oluyor. Burada green gelmeye çalışıyor ama artık çok geç. E, şimdi Kuzma ile ilgili çok güzel iki sekans izleyeceğiz. E, bu, bu beni şaşırtan yine bu maçtaki sekanslardan biri. Hatta ikisi... Baya değerli iki sekans. Kuzmadan hiç beklemediğim konu. Biraz buna çalışmış. E, topu direkt zayıf tarafa verebileceği iki pas atacak. Şimdi izleyeceğiz. Ha pardon. biri önce bu dry, şey pası, kat pası. Bu da çok iyiydi. Bunu bir izleyelim önce. Bakın burada normalde kuzmada ne görürdük? E, topu zorlar, çembere gitmeye çalışır, e, vurur, vurulur <laughs> şovunu yapar, evine dönerdi ama öyle yapmıyor. Pozisyonu okuyor. Ve burada Caruso'nun aslında çok ciddi bir zekası var. Ee, Caruso da oyunu okuyor. Çünkü Beverly'nin ona yakın olduğunu biliyor ve Beverly'nin topa bakmadığını farkında. Yani Beverly artık buradan, yani kafasının arkasında gözü olmadığı için oyundan koptuğunu farkında. İzliyoruz. Bu katı bulduğu anda da bitiriyor. Kuzmaya çok büyük artı Caruso'ya da bir artı daha. Ki işte Lakers'ın ne olursa olsun yarı sahadaki hareketliliği bırakmaması çok önemli. Yani isterse fark 20 olsun, isterse kendileri 20 sayı önde olsun. Kesinlikle ve kesinlikle bu hareketliliği bırakmıyorlar. Kuzma tekrar zorluyor. Low posta bir drive deniyor. Yardım geliyor üzerine. ikili sıkıştırma geliyor. Ve muazzam bir pas. Pas kalitesi çok iyi değil. Onu söyleyeyim. Yani ee, pasa atma şekli, ve kalitesi çok iyi değil ama bu vizyonu görme, göstermesi çok iyi. Yani şu baskı altında demin daha Davis'i gö gösterdik. Mesela Davis çok benzer bir pozisyonda köşe üçlüğü göremedi. Ama burada Kuzma çok iyi görmüş. Ee, bunda muhtemelen çalıştığı konulardan biri. Bubble, ona biraz, e, bubble öncesi daha doğrusu virüs arası ona yaramış. İkinci pozisyon yine low post alıyor. Ki Lakers yine demin bahsettiğim gibi özellikle top low posta indiğinde topu buradan kullanmak istemiyor ki. Sadece Davis ve LeBron James tabii ki birebir iyi bir pozisyon bulurlarsa oynayacaklar. İşte gördük örneklerini ama esas öncelik top şu bölgeye şu bölgeye ya da şu bölgeye geldiğinde buradan ikili oyunlar ters tarafa paslar bunları yakalamak üzerine. Yani burada ya da bir hand handoff ya da ters tarafta buradan çıkacak bir pike buradan yapılacak bir kata atılacak ters tarafa yine zayıf tarafa atılacak paslar bunları kovalıyorlar. Ve bunları iyi yapıyorlar. Burada yine Kuzma oyunu takip ediyor. Ve bu sefer iyi pas. Yine çok kaliteli değil ama daha iyi pas. Ve Davis'i buluyor. Bakalım e, Kuzma bunu sürdürebilecek mi? Tabi bilmiyorum. Şimdi bu çeyrek istatistiklerine de tekrar bakalım. Çeyrek bitmişken. Burada Paul George e, gördüğünüz gibi takımı sürükleyen oyuncu. %100 de oynuyor bu çeyrekte. Zaten 2-3'lüğü çeyreğin başında yolladı. Tek top kaybı yapıyor. Reggie Jackson burada biraz daha dağınık. ilk yarıya göre daha kötü bir görüntü çiziyor. Asist olarak kafa kafayalar ama burada esas fark Lakers tarafında reboundlar çıkıyor. Lakers'ın bulduğu reboundlar hem ikinci şans sayısı olarak hem de boyalı alan üstünlüğü olarak onlara çok büyük bir katkı sağlıyor ama Lakers'taki ana sorun burada ne? Faal yüzdesi. Hala çok kötü faal atmaya devam ediyorlar ki e, maalesef bunu da çok kritik anlarda da sürdürülerek devam ettiler ve son çeyreğe geliyoruz son çeyrek öncesinde son çeyreğe gelirken hani Clippers'ta gördüğüm genel e, eksiklik şu oldu özellikle Lou Williams ve Harrell'a çok ihtiyaçları var çünkü Montrezl Harrell yokken reboundlara çok zorlanıyor bu takım yani Harrell'ın kenardan gelip ürettiği e, 10 sayı 12 sayı 16 sayı bunlar çok ciddi rakamlar ama sayıdan çok burada üretecekleri e, ürettiği rebound Clippers için çok önemli. E, çok büyük sorun yaşıyorlar. İkinci konuda ana rotasyon dışarı çıktığında Lou Williams Harrell ikilisi içeride kaldığında Lou Williams'ın ürettiği e, özellikle de üçüncü çeyrek sonu ikinci çeyrek e, başı ya da son çeyrek ortalarına kadar ürettiği sayılar ki maçın sonunda genelde Lou Williams'a tamamlıyorlardı ürettiği ekstra sayılar onlar için çok kritik. Çünkü e, takımda uyum olmadığı için, harmoni olmadığı için, çok bire bire dayandığı için Kavai da, Paul George da belirli aralıklarda çok iyi oynasalardı. Bütün maça bunu yayamıyorlar. Ve orada işte Lou Williams'a ihtiyaç ortaya çıkıyor. Bu tarz e, oynayan takımların hep e, üçüncü hatta dördüncü skorere ihtiyacı olacaktır. Bakınız Utah burada çok zorlanıyor. Çünkü Utah mesela Birinci, ikinci skor alternatiflerinden sonra evet Jordan Clarkson var ama bo bo Boyan yok. Boyan'ın yarattığı spacing, Boyan'ın bulduğu üçlükler, Boyan'ın yarattığı dördüncü hatta üçüncü hatta yer gelen ikinci skor opsiyonu olmadığı için ve bire bire çok dayandıkları için eski akıcı asiste dayalı oyunların uzak oldukları için onlar da çok zorlanıyorlar. İleride belki Utah'ta da bir analiz yapıp bunları konuşacağız. Lebron James de son çeyreğe gelirken çok daha değerli toplu, daha dikkatli, daha eline koluna hakim. Biraz daha ısınmaya ve artık eklemlerini açmaya başlamış. Ama burada ben yine Lebron James Drive üzerinden biraz Kuzma öveceğim. Kuzma'nın burada spacing detayına bir değineceğiz. Bakın burada çok önemli bir konu var. Spacing ile ilgili bence eksik bilinen ve yanlış düşünülen özellikle sağdaki oyuncuların bile bazen yanlış düşündüğü konulardan biri spacing doğru yerde durmak değildir sadece topun o anki akışına göre sizin doğru yerde olmanızın tek başına önemi yoktur. Topun gittiği noktaya göre doğru alana doğru alana hareket etmeniz gerekir. Burada da LeBron James'in drive tarafını görüyor. Yani Boyalan atak edecek. Burada artık yardım zaten çok yakın. Kuzma'nın hareketine engelleyen hiçbir şey yok. Burada bir screen var. Şurada Caruso sanırım bu. Tam arkasına saklanmış Paul George'un. Bunu da görüyor. Ve çok akıllı bir şekilde forvet'e doğru evet Caruso'ymuş. Kaymayı yapıyor. Ve bomboş üçlü buluyor. İşte bu da yani asist yapan oyuncuların asist yapabilmesi için doğru kanalları bulması lazım. Bu kanalları bulması için birkaç e, konu var. Bir, oyuncuların doğru kaymaları, doğru spacing kaymalarını yapması. İki, boyalı alanını açacaksak buradaki uzun oyuncunun ya da big oynayan oyuncunun sağda bir, bir tane olabilir, iki tane olabilir. Bu oyuncuların boyalı alanını kapatmaması. Üç, doğru alanlara yapılacak koşular. Sadece kaymalar değil. Atıyorum burada e, Lebron James buraya drive ettiğinde Şurada da bir oyuncu olabilirdi. O zaman buradan bir kat LeBron James'e pas alanı yaratabilirdi. Bu katları yapmak, bu kaymaları yapmak e, özellikle asist yapacak oyuncunun, asist potansiyel oyuncunun işini kolaylaştıracak detaylar. Tabii Lakers bu çeyrekte Clippers'ın rebound sorununu fark edip iyice artık... E, zorlamaya başlıyor. Hücum reboundlarını da zorluyor. Clippers'ın bütün rebound pozisyonunda bak saatlerde her şeyde zorlamaya devam ediyor. Ve burada da hani iyice artık oyunu hızlandırıp ee, Clippers'a hiç hareket alanı vermemeye çalışıyor. Şimdi burada yine bir Lakers savunması önüne geleceğiz. Bu pozisyonu özellikle yavaş kaydettim. Ee, bunu tek seferde bakın ne demiştik ilk yarıdaki pozisyonda. Lakers tam saha baskısını, tam saha topu durdurma yüksekliğini devamlı arttırıyor. Artık şuralara çektiği baskı buralara geldi. Ki e, maç boyunca şuralara da gelmişti. Bunu sürdürebiliyorlar. Bu çok değerli. Yani burada şeyi takdir etmek lazım. E, Green de, KCP de, Caruso da kendini inanılmaz iyi bakmış. Çok iyi durumdalar fiziksel olarak. Evet, hani e, yine fundamental olarak sorunları vardır. Bunlar zaten istatistiklere yansıyordur ama... ...fiziksel olarak işte... ...o topunuz girmediği anda savunmanız cebinizde ise... ...bunları yaparak oyunda kalabiliyorsunuz. Topu yavaşlatıyor. Burada yani daha da hayvanis... ...Davis... ...Paul George'u dinay ediyor. Yani dinay etmekten yok, top aldırmıyor. Ya top alamıyor Davis, e, Paul George. Burada iyice hayvanlaşıyorlar artık. E, ki işte Davis'in değeri bence hücumdan çok burada ortaya çıkıyor. Bu Durant'in e, Golden State'te yarattığı etkiye benzer bir etki. Burada artık savunma olarak çarpı 5 falan koymaya başlıyor üstüne. Ters tarafta keza KCP e, görüyorsunuz burada Kava'yı dinay ediyor top aldırmıyor. Ve James Reggie Jackson'ın başında po Paul, pardon, Paul George da pardon Davis de Paul George dinay etti. Devam ediyoruz. Screen geldi. Yine pası kesmek için bir müdahale var Karuzodan ve bu çok çok iyi bir savunma KCP'den. Yani KCP buradaki e, yarım spinini e, hem de daha hareket halinde değilken, jab stepteyken, yani bir adımı daha sabitken, triple threat pozisy pozisyondayken yapacağı bir yarım spini inanılmaz bir sitemste engelliyor. Bu çok değerli bir savunma. Muhtemelen burada Waiters kalmış olsa ya da J.R. Smith kalmış olsa Kavai buradan vurup geçerdi. Hatta e, Lebron'u poster edecek bir smaja bile gidebilirdi. Ama çok iyi kapatıyor. Tekrar devam ediyor buna. Kapattı kapattı ve Green yardıma geldi. Bir de o kapattı üstüne ve Kavai'ye pozisyonu vermediler. Bu savunma artık çok üst düzey bir savunma. Lakers tarafında. E, ve Green'in Dün gece mesela bunun bir güzel örneğinde New Orleans Memphis maçında Melly gösterdi. Melly'i ne kadar özlediğimi fark ettim. Melly de işte Green gibi çok akıllı bir savunma zekasına sahip. O yüzden devamlı yardım savunmasında oyuncuların hareketlerini çok iyi sezdiği için, anticipation çok yüksek olduğu için, tahmin yeteneği, e, hissetme yeteneği çok yüksek olduğu için bu yardımları çok iyi getiriyor. Şimdi burada biraz Clippers hücumuna değineceğiz. Clippers e, bu hücumda bu hücuma başlarken şeyin farkında Davis'in burada 4 faali var. Davis'i de sağlı tutmaları lazım. 2 dakika var. Davis artık burada çok e, stresli kararlara girmiyor. Ve Kawhi de burada bir akıllık edip topu Paul George'a veriyor ve ilk kez aslında bu çeyrek boyunca çok zorlanıyor Clippers. Zaten skorda da Lakers öne geçtiğinden anlayabilirsiniz. Clippers sucumda hareketsiz kaldıkça çok tıkanıyor çünkü Lakers savunması çok üst seviyede ve ilk kez topu alır almaz e, ki bu bence çok önemlidir bir oyuncu topu aldığı anda drive'ını başlatmalı, şuta kalkacaksa şut fake'ini yapmalı çünkü savunmanın en savunmasız olduğu an ilk andır topun ilk geldiği andır çünkü daha siz top almadığınız için savunma sizinle yapacağınızı bilemez tahmin bile edemez çünkü top sizde değildir ama top elinize geldiği anda bu tahmin şansı devamlı artmaya başlar. Mesela Furkan bunu iyi çözdü. Furkan başta topu aldıktan sonra çok yavaş hareket ediyor. Şimdi çok daha hızlı hareket ediyor. Çok daha rahat şut bulabiliyor. Keza e, kısa oyuncular üzerinde mesela Kuzma da bunu öğrenmeye başladı. Kuzma da artık beklemeden oynamaya başladı. E, Kavay burada kötü hücumdan sonra Paul George'u buluyor. Paul George hemen e, drive'ını kullanıyor ve Davis'in dört faal olduğunu farkında. O buraya gelse bile onun üzerine gitmek onun için bir tercih. Çünkü en kötü ihtimal bir faal aldırsa bile kar ama zaten Davis savunma bile yapamıyor. Ee, ve skoru buluyor Paul George. Şimdi yine bir Kuzma sekansı izleyeceğiz. Ee, bu çok çok ilginç bir sekans da. Tabi burada bir detay daha var. E, Kavay'ın aslında driplingi burada çok kuvvetli. Bundan biraz bahsedeceğim. Şurada tam durdurabilirsem evet. Topu e, hep şu konuşuluyor işte Kavay topu çok iyi kavruyor çünkü elleri çok büyük. Topu çok iyi kavradığı için de özellikle temel dripling detayları içerisinde topun siz e, 360 derece hareketini ne kadar yüksek bir fundamental yaparsanız yani topu ileri vurma, geri çekme, çapraza vurma yani yer, yön değiştirme, yanlara vurma, crossover. Arkadan işte behind the backlerde daha arkaya 360 derece sağ arkaya, sol arkaya vurma. Bacak arası artık burada 3. boyut giriyor. Bunları yaparken çok hızlı ve olduğunuz yerde yapmanızın bir önemi yoktur. Bunları hep yön değiştirmeye, rakibe kart etmeye <laughs> ya da rakibin sizde olan odağını bozmak için yapmanız gerekir. Burada da bakın aslında kavay çok iyi bir driplinkle başlıyor. Ama Kuzma yani bunu artık isteyerek mi yapıyor? Ya Kuzma gerçekten mi çalıştı? Ben şaşırıyorum. Çünkü Kuzma'nın böyle bir savunma yapabildiğine ben inanamıyorum hala. O kadar iyi pozisyon ayarlıyor ki. Bir adım önde doğru. Bir adım arkada denge ayağı yıkılma imkanı yok. Pozisyon nereye giderse gitsin. Şimdi Kavai buraya drive etse ki edemez. Burası kalabalık ama kayma şansı var. Stance hazır. Kavai buraya drive etse burada da hazır. Çünkü bu ayağını çok doğru yere bastığı için burada yapacağı küçük bir spinle hemen bu ayağını arkaya çekip Kavai savunması da kalabilir. Şimdi izleyelim. Bakın tak diye çekti ayağını. Kavai sağına vurdu sol ayağına dikkat edin. Sol ayağını koydu. Artık burada abartı bir yük binmesi var sol ayağın üzerine ama tekrar bunu göstermem lazım. Biraz ince bir detay. Bakın açı, açı ona izin veriyor. Yani şimdi bu ayağa bu ayağı, ee, şimdi bu da buraya bakmak yerine biraz daha buraya bakıyor olsa, çevirmekte zorlanabilir. Ama doğru konumlandırdığı için, tak diye döndürüyor, hop, döndü. İki ayağını çekti, stenste kaldı. kavay topu tuttuktan sonra içeri drive etmeye çalışıyor, tekrar ayağını çekiyor. Bu artık epik seviye. Yani Kuzma Tens'in inanılmaz geliştirmiş. Umarım bunu sürdürebilir. Yani bütün maç boyunca bunu söyledim ama gerçekten epik. Çok epik yani. Burada yine bir Lakers e, yarı sağ savunması izleyeceğiz. Artık LeBron James'in iyice gaza bastığı anlar ki LeBron James'i de sezon içinde savunmasına çok eleştirmiştik. Ki bunlar çok kritik anlar. Ee, burada çok iyi bir savunma yapıyorlar. Sıkıştırma geliyor. Tekrar dönüyorlar. Burada Lebron James Kavay'ı kapatmak için her şey yapıyor ama burada biraz Kavay'ın da suçu var. Kavay nedense bu maçta hiç gaza basmadı. Yani mesela geçen seneki en e, hype dönemindeki Kavay'ı düşünelim. En iyi, andık, en iyi durumdaki Kavay'ı düşünelim. Yani buraya vurup gitmemesi için hiçbir neden yok. Ya yani şurada Lebron James'e kart etmiş durumda. Ve yani bunu yaptığı anda hem Davis'i hem burada Kuzma'yı üstüne çekebilir. İki tane köşe şutları hazır. Ha ne kadar sokabilirler tartışılır. <laughs> ama hazır. Pozisyon hazır. Nedense Kavai bu maçta çok gaza basamadı ama. Yani bu maç için e, çok düşük kaldı. İzleyelim. Gitmiyor. Hatta burada bir de yavaşlıyor. Niye yavaşlıyor onu da anlamadım. Tekrar bir spin yapıyor. Ama pozisyonu Lebron James kapatıyor ve pozisyon kaybolup gidiyor. <laughs> ama tahminimce Kawhi'de daha açılacak. Bu maç onun için çok da bir seviye değil ama beni biraz mental olarak da çok hazır hissettirmedi. Kawhi herhalde biraz kenarda da tuhaf görüntüler verdi. Takım arkadaşlarıyla da kendisi de yani bunu Toronto'da da görüyorduk ama bir şekilde o harmoniyi yakalamışlardı. Ama Clippers'ta hiç yok hala. Tabi bu beni şunu düşündürtmeye itiyor. Clippers ikinci kalsa bile 1-2-1-4-2-3 eşleşmesinde Houston'la eşleşirlerse Houston üçüncü olur ya da dördüncü olur üçüncü olur ya 2-3 kalıp da konferans finalinden önce eşleşirlerse çok daha yüksek harmoniye sahip bir Houston özellikle de e, ve Lou Williams'ın performansı da çok önemliyken onlar da iyi performans veremez. Ve Kawhi bu kadar takımdan kopuk kalırsa... ...Houston Clippers'ı... E, ...beklemediğimizden bile... rahatta geçebilir. Bunu da bir, bir, bir kenara yazayım. Burada yine kritik anlar. E, çok kritik hücumlar. Davis belki de maçın hatasını yapıyor. E, çok gereksiz bir drive denemesine girişiyor. Ki normalde bu kadar... ...yüksek bir noktadan... ...yüksek bir drive noktasından denemez Anthony Davis dripling, drive denemez nedense burada gaza geliyor ki burada Clippers savunması iyi durumda bu arada maça göre onu da söyleyeyim maçın genelinde bu kadar iyi savunma yapmamışlardı ve burada e, pick tarafını kullanmak yerine rakibi şaşırtmaya yönelik bir e, pick'in tersine drive etmeye çalışıyor ama maalesef topu kaybede yazarken çok büyük bir şansla kurtarıyorlar yani büyük bir şans burada maç git değişirdi ya yani bu bu top Clippers'ta kalsaydı muhtemelen Clippers'ın maçı kalma, alma ihtimali çok yüksek olacaktı. Ki zaten bu arada onu almadım artık. Paul George bir üçlük daha buluyor. Çok soğukkanlı bir üçlük daha atıyor. Maça eşitlik geliyor ve e, şimdi burada LeBron James'in son sayısını göreceğiz. Ya bunu açık söylemem lazım. E, bu sayı LeBron James'in değil. Bu buradaki sorun LeBron James'in bu sayıyı bulması değil. Buradaki sorun Clippers'ın bu reboundı alamaması. Yani bu reboundı alamamak artık hani e, hem konsantrasyon eksikliği hem de maç boyunca yasadıkları. Evet burada kış, kısa beşteler ama yani bu kısa beşe rağmen bu reboundı alırsın. Paul George burada. Morris burada. Zaten Kavay'ın burada bir bak saat yapması lazım. Kava hiç yok. Yani yıllarca e, en kötü pardon en iyi savunmacı sıralamasında kazanan en tepede olan bir oyuncunun böyle bir bak saat hatası yapması tatsız. Hadi Reggie Jackson avare ama buradaki diğer bütün oyuncuların bu rebound alamaması çok büyük bir hata. Zaten LeBron James çok kötü bir hücum kullandı. Ve büyük bir şanslıyı bu. Bu Clippers'ın hatası. Yani bunu şanslıyı nitelememiz lazım. O yüzden hani Clippers'ın çok ciddi konsantrasyon ve genel harmonide mental sorunları var umarım bunları çözerler ilerledikçe ama dedim çözemezlerse de olası bir üstün eşleşmesinde üstün çok fena edebilir onları. Ve tabii ki maçı kazandıran savunma, e, maç boyunca bu savunmayı övdük. Lakers maçı kazanmak için her şeyi savunmasına yıkmıştı ve burada gerçekten çok iyi savunma yapıyorlar. Buradaki bütün switch'ler, bütün geçişler bak burayı tekrar izleyelim burada bakın genelde hata şu olur mesela sokakta falan oynarken edersiniz sizin için e, switch yapalım hadi bakalım e, oyuncu birebir eşleşelim dediğinizde söylemek çok kolaydır ama sahaya geldiğinizde küçük detaylar bilinmediği için herkes çok zorlanır mesela bak burada Davis adamında Lebron James adamında Paul George çıkarken KCP'nin geçtiği noktalara bakın bak Davis ar arayı açıyor LeBron James izin veriyor çünkü görüyor. Şimdi burada LeBron James'e takabilir de oyuncusun. Ama işte bu savunma bilgisinden geliyor. Siz burada kendi takımınızdaki savun oyuncunun takım arkadaşınızın savunma geçişlerine izin vermelisiniz. Bu bazen aradan geçmek olur, bazen önünüzden geçmek olur, bazen arkanızdan geçmek olur. Dediğim gibi ya da işte iki oyuncunun arasından geçmek olur. Bunlar küçük detaylardır ama savunmanın akışı için çok önemlidir. Bu detayları genelde Oyuncular bilmediği için özellikle amatörde ya da sokakta falan gördüğünüzde çok kafaları karışır. Lebron James burada birebir kalıyor. Kavay ile Kavay yine gaza basamıyor ve driplingini kesiyor. Yine anlamadığım bir şekilde. Yani burada çembere çok rahat gidebilir. Yine alanı var. Ama hop duruyor. Nedense buna gitmiş. Çok güvenmiş buna. Neden bilmiyorum. Burada da şutu bulamıyor. Yani zorlamıyor bile çünkü sürenin olduğunu da farkında bu arada süreyi de erken buldu muhtemelen Paul George'a vereyim bari diyor Paul Paul George'a verdiği yerde o kadar kötü ki LeBron James burada çok iyi baskı yapıyor burada zaten 3 saniyesini çalıyor bakın topu verdiği andaki süre 5 saniye 4.5 saniye baskı geldi 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 i̇ki, yani 2 saniyesini yiyor burada LeBron James zaten pozisyonda 2 saniye yedin ona dengeli bir şut vermen çok zor artık çok zor bir şut deniyor girmiyor ve maçta bitiyor ya tabi burada itiraz etmiş ama e, itiraz edeceği bir şey yok burada bir faal yok bence e, burada epik bir savunma var yine ki Lakers'ın maç boyunca yaptığı en iyi şey Tabi vücut da burada LeBron James'in belki de fiziğinin en büyük avantajı vücuduyla işte doğru savunmada sizin elleri kullanmamanız gerekir. Stansinizin yani bacaklarınızın stans pozisyonunda dizler kırık, Bel sağlam, korunuz güçlü, sırtınız dik, kollarınız açık ve olabildiğince göğsünüz de açık. Çünkü bakın yani bunu yapmazsanız o genişliği bakın Lebron James nasıl oturuyor stense ve nasıl göğsünü açıyor. Burada artık iyice açıyor. Giderken kapanıp küçülüp tekrar koşmak için küçülüyor. Burada o fizik avantajını çok iyi kullanıyor ve Paul George'a bir geçiş alanı bırakmıyor. bu da maçın son bölüm istatistikleri özellikle son çeyrekteki detaylara bakarsak burada iki takım takımda nispeten değil artık çok daha iyi şut soktular iki takım da bu çeyrekte gaza bastı Kavaya hariç maçın geneline göre burada Lakers daha az faal buldu asist sayıları daha da düştü daha tıkandılar ama rebound işte bahsettiğim konu reboundlarda 11-6 üstünlük var top kayıpları eşit ve genel olarak işte genel yüzde de eşitler. Burada her şey kafa kafaya gidiyor gibi düşün düşünülse de işte rebound konusu. Şimdi genel istatistiklerde de göreceğiz. Rebound konusu iş, işleri değiştirdi. Total rebound da 45-36 üstünlük sağladı Lakers. Bence maçı en çok değiştiren konulardan biriydi. Bunun ilk yansıması e, ikinci şans sayıları. İkinci şans sayılarında buradan artı 5. Ve yine e, ikinci şans sayılarının dışında. Boyalı olan sayılarında da artı 16. Yani bu iki konu tamamen aslında Lakers'ın iyi savunmasına ve rebound üstüne dayanıyor. Bu detaylar işte Montrezor Hell'ın olmaması Lou Williams'ın onunla iyi bir ikiliyken onunla yaratamadığı oyunlar. Özellikle Clippers savunmada reboundda hücumda da hareketlilik anlamında çok onları tıkamış. Ama Lakers da hazır olmamasına rağmen özellikle LeBron James bence bu maçı yani yüzde altmış falan anca oynadı. biraz daha açacaktır o gazı. Biraz daha ocağın altını açacaktır. özellikle de playoff'un sonuna doğru ama yatıp kalkıp savunmalarına teşekkür etmeli lazım. Bench'e baktığımızda da bench'ten e, eksikliklerine rağmen yine fena bir katkı almaması dikkat çekici ama Lakers burada çok ciddi katkı aldı. bu, bu da iyi yani. Onlar için özellikle Kuzma'dan Kuzmanın hem savunma katkısı hem de hücumdaki değerli toplu hali çok iyiydi onlar için. Zaten bakın, Starters tarafında da rebound konusundaki üstünlüğü daha da yani ilk beşler tarafında da Lakers'in rebound üstünlüğü iyice göze çarpıyor. Ki yine detaya, detaya gelirsek, üçlük yüzdesi ve field goal yüzdesi Lakers'in çok düşük. Bu yüzlere rağmen bu maçı alması da tabii ki Lakers için başka bir pozitif konu. Evet. E, bugünkü analizimiz bu kadar. Lakers-Clippers maçını konuştuk. Maçın genel hatlarını konuştuk. Maçın e, nasıl gittiğini, nasıl aktığını, iki tarafın hangi noktalarda zaaf gösterdiğini, hangi noktalarda güçlü kaldığını, mental olarak ne kadar hazır olup olmadıklarını konuştuk, tartıştık. Bir sonraki analiz yine haftaya gelecek. Bir aksilik olmazsa e, o analize kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.